Evet, Çıkarsan Yollar'da bugün Enes'deyiz efendim. Enes'in 96. Kurtuluşunun 96. yıl kutlaması için Çıkarsan Yollar'da tabii ki Enes'deyiz. Hep birlikte izleyelim. Hoş gelişler ona Mustafa Kemal Paşa. Askeri milletin bayrağına çok yaşa. Askeri milletin bayrağına çok yaşa. Arş 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 ileri ileri arş ileri. Arş ileri dönmez geri Türk'ün askeri. Değerli Enes halkı, bugün Enes'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Bu amaçla hazırlamış olduğumuz programı sunuyorum. Çeneklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı. Kaymakamlık çelenginin sunulması.
Hava Kurumu Çeleği'nin sunulması. Tüm öğrenciler, rahat, hazır olun. Saygı duruşu ve istiklal marşı için dikkat. Türk bayrağını teslim etmesi. Bayramınız kutlu olsun.
kuruluşunun 96. yılı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne Milletvekili Sayın Doktor Fatma Aksal, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Sayın Okan Gaytancıoğlu, İyi Parti Edirne Milletvekili Grup Başkanı Sayın Orhan Çakırlar, Trakya Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan, İpsala Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kerman, Uzunköprü Belediye Başkanı Sayın Avukat Enis İşbilen kutlama mesajlarını iletmişlerdir. Teşekkür ederiz. Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanı arkadaşlarım, Enes'in devlet dairelerinin çok değerli amirleri, memurları, Sayın Komutanım, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, gazilerimiz, muhtarlarımız, değerli basın, değerli öğretmenler, sevgili öğrenciler, çok değerli emekliler. Arada unutmuşsam sayın Azur'un diyeyim, hepsini içine katarak bu soğuk ve anlamlı günü sayınla devam ettirmeyelim. Burada hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün çok önemli iki anlamlı günü kutluyoruz. Birincisi, şu anda Kurtuluş 96 yıl önce dedelerimizin, nelerimizin, atalarımızın kurtardığı Çanakkale'de Birinci Dünya Savaşı'nda ve Ulu Önder Atatürk'ün Osmanlı'nın küllerinden tekrar dirilttiği kurtuluş mücadelesine katılan tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularıyla birlikte bize emanet ettiği, biz de özgürce insan gibi insanca yaşayabilmenin onurunu yaşadığımız bu Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Bugün huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Fakat ne canlar ne kanlar döküldü. Kolay olmadı. Çanakkale 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı'nda yokluklar içerisinde Osmanlı'yı parçalamak isteyen ve parçalayan yabancı devletler bugün de sahnede aynı şekilde kendilerini gösteriyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti milleti olarak bunlara karşı 15 Temmuz'da da ve sonrasında şimdi de ekonomik savaşlarda da dimdik ayaktayız. Bizi Kürt dediler, Türk dediler, Roman dediler, Laz dediler, Laz dediler, Abaza dediler. Bölmeye çalıştılar. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk bütün bu Türkiye Cumhuriyeti misaki milli sınırları içerisinde var olan bütün bu insan asil unsurları bir araya getirerek bizi birbirimize yumruk gibi kilitledi ve bizim bugün huzur güven içerisinde yaşadığımız bu Türkiye Cumhuriyeti'ne bize emanet etti. Biz bugün burada üşüyoruz belki. Üşüdüğümüz için belki çok çabuk Kurtuluş Bayramı'nın bitmesini istiyoruz. Fakat unutmayın ki Sarıkamış'ta binlerce insan askerimiz öldü. Bundan daha -20 derecelerde, -25 derecelerde savaşırken öldüler. Biz çok kolay rahata alıştık. Rahat olduğumuz için de kendi içimizde dedikoduları yayarak
kendi ülkemize, kendi yöremize, kendi Enes'imize zarar vermeye çalışıyoruz. Bunun bir an önce farkına varıp kendimize dönmemizi, Ulu Önder Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtaran Atatürk'ün anlamlı hareketlerine, savaşlarına bir daha anlam katmak için birbirimize kenetlenip Atatürk'ün uygar dünyayı işaret ettiği yere gitmek için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Şimdi ikincisi, bugün biliyorsunuz öğretmenler günümüz. Uygar dünyaya ulaşacağız dedik. Atatürk'ün gösterdiği muhasır medeniyet seviyesine geleceğiz dedik. Bizi elbette ki oraya fizik mühendislerini, kaymakamlarımızı, eczacılarımızı, doktorlarımızı, mühendislerimizi, teknoloji teknolojiyi yakalayacak bilim ve bilgi insanlarını yetiştirecek olan öğretmenlerimiz. Şurada öğrencilerimizin başında görüyorum. Hepsini kutluyorum. Öğretmen, başta baş öğretmen Ulu Önder Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel günler yaşamalarını diliyorum. Bir daha yandırmam, bir daha.
sen anam bu sevda. Yıl dönümümüz, 96. yıl dönümümüz, kutluyoruz. İkinci kolordu komutanımız Zekai Aksakallı korgenimizin selamlarını iletiyoruz. Sağ olun. Nice 96. 196. 296. yıllarda inşallah hep beraber olmak dileğiyle diliyoruz. Yaşa, adım yazılacak nice ve taşa.